Arkadaşlar merhaba. Hepinize Babala TV Mevzular programından saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, aylardır televizyonlarda çeşitli tartışma programları izliyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dünyanın içinde bulunduğu durum, başımızdaki felaketler ve bunlarla yapılan mücadeleler, Barış Pınarı Harekatı, Doğu Akdeniz meselesi ve diğer bütün meseleler. Bunlarla ilgili bilgi alabileceğimizi düşünerek tartışma programlarını izliyoruz. Fakat bir bakıyorum birbirlerine giriyorlar. Bir bakıyorum bir kavga dövüş ortamı yaratılıyor. Onun dışında muhalefet ya da iktidar, mecliste ya da televizyon programlarında birbirine ne kadar çok hakaret eden varsa, bağıran varsa onlar o kadar alkış alıyor. Arkadaşlar Francis yazar Julien'in bir kitabı var. Orada diyor ki duygular bulaşıcıdır. Yani televizyonda kavga dövüş oluyorsa, eğer bizi yönetenler veya muhalefette bulunanlar ekranlara çıktıkları zaman o bunu dedi, bu bunu dedi diye birbirlerine hakaret sözler söylüyorlarsa bu bütün milletin üzerine kabus gibi yayılıyor. Onun için millet gergin, onun için bir kutuplaşma içerisinde. Bizim meselemiz sizlere 85 yaşından 14 yaşına kadar bütün Türk gençlerine gerçekleri tam olarak anlatabilmek. Bugün benim konuğum bundan 6 ay kadar önce yine benim konuğum olmuştu ve biz Mavi Vatan'ı konuşmuştuk. Türkiye'nin gerçeklerini hiçbir siyasi amaç gütmeden, milletin menfaatine olabilecek bilgileri sapasağlam şekilde sizlere arz etme yoluna gittik. Bizim amacımız sadece budur. Biz kimseye bağlı değiliz. Biz kimseye biat da etmiyoruz. Bağlı olduğumuz tek yer milletimizdir. Bağlı olduğumuz tek düşünce Mustafa Kemal Atatürk'ün o engin düşüncesidir. Cem Amiral yapmış olduğumuz program sonrasındaki bütün yorumlarınızı tek tek o da okudu, ben de okudum. Yorumların dışında bize gelen telefonlarla ulaşanlar, yüz yüze konuşanlardan şunu anladık ki mavi vatana sevdalı bir milletimiz var. Ama denizcilik konusuna da aç bir milletimiz var. İşte bugün gene konuğum, cezaevi arkadaşım, silah arkadaşım, emekli tüm amiral Cem Gürdeniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, davet için tekrar teşekkür 6 ay aradan sonra, <laughs> evet, altı sonra şeref verdim. Evet sağ ol. Cem arkadaşım, şimdi insanlarımız bu konuları çok çok merak ediyorlar. Televizyonlarda bir Alt yazı geçti. Libya ile bir anlaşma imzalandı. Bir bakıyoruz televizyonlara çıkanlardan kimisi diyor ki Aa, çok kötü oldu. Bir tanesi diyor ki çok iyi oldu. Efendim Hafter var Hafter saldırıyor. Amerika bunu diyor şunu diyor. Bu işin aslını özellikle bu Libya anlaşmasının aslını senden dinleyelim. Ondan sonra da diyorlar ki Atatürk <laughs> ve Deniz. Evet. Bu konuya bir girelim. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. 17 Haziran'da programı evet. yaptıktan sonra ben de inan çok mutlu oldum ve şaşırdım da yani 1 milyon 1.300.000'in üstüne çıktı biliyorsunuz. Evet. Pek çok okulda o programın denizcilik okulunda veya stratejiyle ilgilenen derslerde ders olarak gösterildiğini de öğrendim. Çok Bana çok kişi söyledi. Bu yüzden çok mutluyum. Tabii bu programda da o programda anlattıklarımı tekrar etmemeyi hedefleyeceğim ki kişiler "Aa biz bunu zaten biliyorduk." demesinler. Yani 6 ay içerisinde olup bitenler, yeni şeyler ki çok yeni, çok önemli, çok stratejik gelişmeler oldu. Onlara değineceğiz. Ama şunu baştan söyleyeyim. Tabii ki Atatürk ve Deniz o gün de söz vermiştik. Atatürk Cumhuriyet Donanması'nı nasıl kurdu? Türkiye'nin denizciliğinin temelini, teorisini nasıl oluşturdu? Bunlar çok önemli gelişmelerdi. Ve zaten Türk Deniz Kuvvetleri, bugün Türk Donanması bu kadar başarılı oluyorsa, ana nedeni onun genetik kodlarının Mustafa Kemal tarafından şekillendirilmiş olmasıdır. Zaten birazdan sana o dönemin bazı belgelerinden bulduğum çok önemli açıklamaları okuyacağım. Bir tanesinde o dönemin Bahriye İşleri Rektörü şöyle diyor. Türk Bahriyesi ölüm süzdüğün sırrına erişmek zorundadır diyor. Bakın ne güzel bir cümle. Ne kadar bu. büyük bir laf evet. <laughs> o kadar güzel bulmuş ki bak bu kadar darbeydi şu donanma. FETÖ'cüler bizi tasfiye ettiler. Arkasından devlete darbe teşebbüsünde bulundular. Ve arkasından deniz kuvvetleri haklı olarak muazzam bir arınma sürecine girdi. Ama ona rağmen görüyoruz bugün Türk donanması 365 gün, 24 saat Doğu Akdeniz'de Ege'de her yerde hazır. Bence her zaman olduğu gibi donanmamız bizim gururumuz. Olacak. Şunu unutmamak lazım. Savunma denizde başlar. Hele bir yarımada devletinde yaşıyorsan en önemli şey en ileriden ülkeni savunma. O yüzden ben her zaman ne diyorum ilk programda da demiştik. Doğu Akdeniz, Kıbrıs bunlar birbirinden ayrılmaz. Ayrıca denize çıkışı olan kukla bir sözde Kürdistan. Bunların üçü de Doğu Akdeniz Cevap esaslarıdır demiştik. Ama bakıyoruz son 6 ayda her iki konuda özellikle mavi vatana yönelik ve sözde kukla bir Kürdistan denize çıkışı olan da Barış Pınarı başta olmak üzere çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi mavi vatan cephesindeki sorun neyle başlamıştı? Türkiye'yi yok sayarak Meis ve Kıbrıs adaları yüzünden kabaca Türkiye'nin 150 bin kilometre kare bir deniz alanının yani yani mavi vatan parçasının çalınma süreci. Gasp edilme. Bu gasp edilme evet. esasında. tamam. Ve bu tabi Atlantik sistem bunun daha 20. yüzyıl bitmeden bunun kararını verdiği için 21. yüzyıla girdikten sonra da kademe kademe bu hedefe erişmek için her türlü tedbir alındı. Her türlü tedbir. Evet. Ve bu tedbirin içerisinde anlam planını koy. Bu tedbirin içerisinde kumpas davaları koy. Hani o zaman herkes diyordu ki deniz kuvvetleri ya bir gecede 15 amiral mi tutuklanır diyordu. İşte evet. hepsini koy. Ve hatta Libya ile yapılan anlaşma aşamasında ben pek çok kişiye bu yorumu yaptım. Bu her türlü Atlantik sistemin Türkiye'ye kumpasına bas baskısına rağmen büyük bir zaferdir. Değil? Evet. Bunu hayal edemiyorlardı. Bir kere halkımız bunu bilmeli. Elde edilen büyük bir zaferdi. Çünkü Türkiye sadece o Akdeniz'de bahriye, askeri faaliyetlerle bir üstünlük sağlamamıştır. İlk defa muazzam bir hukuki sürpriz atak yaparak bu resmen bazı yazarlar güzel adlandırdı onu. Şahmat yani vezirini aldı. Bu Yunanistan'ın bir kabusuydu. Baştan bir kere bu girişte gireyim ki işin ciddiyetini, işin büyüklüğünü seyircilerimiz anlasınlar. Şimdi burada sorun nereden çıkıyordu? Güney Kıbrıs Rum devlet dediğimiz, Haydut devlet esas aslında bu süreçte bir tetikçi olarak kullanıldı aziz dostum. de bakarsan sorunlu bir devlet. Tamamen uluslararası hukuka, kurucu anlaşmalara, garantörlük ittifak anlaşmalarına aykırı bir şekilde Avrupa Birliği'ne alınmış bir ülke. E, piyon. Piyon. Ama Böyle burada tabii var. kamuoyunun şunu göz ardı etmemesi lazım. Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınma asıl nedeni Avrupa Birliği'nin deniz ve uzay sınırlarını İskenderiye yani Mısır ve Levant sahillerine yani. kadar dayandırmak isteğiydi. Çünkü evet. neden? Zaten Yunanistan, İtalya, Fransa üzerinden Akdeniz'i kapamıştı. Evet. Kapayamadığı tek alan neresiydi? Doğu Akdeniz. Evet. Dolayısıyla bir piyona ihtiyaç vardı. Bu piyon, anlam planını bahane ederek ve Türklere bir nevi AB üyeliği havucu gösterilerek evet. AB'ye alındı. AB'ye alındıktan sonra bakıyoruz şimdi bunların meşhur bir MEP ilan tarihi var. Hangi tarih? 2 Nisan 2004. Yani Anlam evet. planından bir gün evet, sonra. Evet. Özellikle 2004 yılında bu Anlam planı ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak büyük bir mücadelemiz vardı ve benim bildiğim kadarıyla sen de o zaman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Strateji Daire Başkanı. Ndı. Strateji Daire Başkanıydın ki bu konularla çok önemli. Ne yaptık biliyor musun? Bu planı getirttirdik. Arkadaşlarımızla birlikte o anda Plan Prensipler Daire Başkanı ile de birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nın evet. oturduk, çalıştık. Bir baktık ki denizde de, karada da, her yerde de bizi gömmeye yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk varlığını yok etmeye yönelik, oradaki silahlı kuvvetlerimizin varlığını yok etmeye yönelik bir tezgah plan. Biz bununla ilgili çok güzel bir rapor hazırladık. Sizin raporunuzu da biliyorum ve biz bunları ne yaptık? O zamanlar MGK'de biliyorsunuz bunlar görüşülüyordu bir güvenlik kurulunda. Oraya gönderdik. Andan planının Türkiye'nin gündemine gelmesi, getirilmesi uzun bir sürecin sonucu. Adım adım gelindi yani. Kıbrıs'a çok yoğun bu aralar gidip geliyoruz. Orada çalıştaylar, seminerler, konferanslar vermeye. Türkiye'nin en büyük sorunu şu oldu. 74 harekatından sonra Türkiye gideceği limanı tam belirleyemedi. Halbuki karşımızdaki devletin bir enosis planı var. 1791'den beri var. İşte 1791 evet. adam bunu değiştirmiyor. Şimdi bizim sorunumuz bu. Nikos Samson 15 Temmuz Cumartesi sabahı darbeyi yaptı adam. 20 Temmuz sabahı Türkler çıktı. Adam 22 Temmuz'da neredeyse kaçmak zorunda kaldı. Evet. Niye? Çünkü Gizikis yani Yunanistan tarafı adettiği donanmayı ve hava kuvvetlerini vermedi. Bak şimdi bu adam Paris'e kaçıyor. Paris'te hatıratını yazıyor. Bu adam Hatırat, Yaşar Kıbrıs Direnişi ve Çözüm diye bir kitaptan ben buldum bunu. Güzel bir kitap. Sonra diyor, Türklerin birbirine düşman olması gerek. Onları sağcı ve solcu diye böleceksiniz. Adam tarif ya, ediyor ya. Bak ya. 76'da yazıyor bunu. Kuzey Kıbrıs'ta herkes birbiriyle kavgalı olmalı. <laughs> Sanki bugünü tarif ediyor. Kıbrıs'taki Türk komünistleri destekleyeceksiniz. Komünistler denk Denktaş'a karşı en tutarlı muhalefeti yapacaklardır. Hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs içinden parçalanmalı diyor. Biz neden ilk roundu kaybettik kendisine? Üz yapıyor. Çünkü sağcı solcu diye parçalanmıştık ve birbirimizi yiyorduk. Türkler bu ayrışmamızdan faydalanıp adaya çıktı. Şimdi bunun tersi olmalı. Türkler birbirinin boğazına sarılmış iken geçmişten ders alıp bütünleşen bizler onları adadan süpürüp atmalıyız. Ermeniler bir yandan PKK bir yandan Türkiye'yi hep vurmalı. Adam bunu yazmış. Esasında kademeli ve dengeli bir strateji uyguladıklarını Kesinlikle. görüyoruz. Kıbrıs'ı Mavi Vatan Savaşı'ndan ayıramayız. Yani Mavi Vatan cephesinin en önemli ayaklarından biri tabii ki Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs ortadan kalktığı anda oradaki kolordu çekildiğinde oradaki varlığımız Türk bayrağı ben geçen gün yazımda şöyle dedim Beş parmaklarda Türk bayrağı indiğinde Mavi vatanı kaybederiz. Ben öyle bir günün geleceğini sanmıyorum. Hele hele bu uyanıştan sonra artık Türkiye bambaşka bir cephede bambaşka bir rotaya girdi. Özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra artık bu geminin rotasını çevirmek kolay bir şey değil. Andan planından bir gün sonra adam ne dedi? Ben dedi. 21 Mart 2003'ten geçerli olmak üzere bu arsız deniz etki alanlarımı ilan ediyorum. Yani. Arsız diyorum çünkü her Herkesten çalmış. Benden 40 bin kilometre, 50 bin kilometre kara çalmış. İsrail? Mısır'dan çalmış. İsrail'den bile çalmış. Evet. Şu haritaya baktığımızda bu harita Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye empoze ettiği bir harita. Ama biz karşımızda tabii burada vekil olarak kimi görüyoruz? Güney evet. Kıbrıs'tan, Haydut Devlet'ten, Yunanistan'ı görüyoruz. Evet. Ama esas kim kazanıyor burada? Avrupa Birliği kazanıyor. Evet. Avrupa Birliği esasında denizlerin 21. yüzyılda ne kadar önemli olduğunu görüyor, anlıyor. Ve bu maksimalist haritayı Türkiye'ye rağmen burada sunabiliyor. Şimdi Meis'in çevresi 9 kilometre, Türkiye'nin kıyıları 1600 kilometreye yakın. Meis Adası alması gereken neredeyse 2000-3000 katı bir alanı alıyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada kullanılan işte argüman neydi Kıbrıs için? Ben Avrupa Birliği'ne üye oldum. Arkasından 21 Mart 2003'ten geçerli olmak üzere de bu sağları ilan ettim. Niye peki 2 Nisan 2004'te böyle bir şey demeye ihtiyaç duydu? Geçmişe yönelik bir ilanda bulundu. Sebebini söyleyeyim. Çünkü 17 Şubat 2003'te Mısır'la güneyindeki delimitasyon yani sınır belirleme anlaşmasını yaptı. Şimdi Libya ile bizim anlaşma niye çok önemli? Türkiye esasında bu haydut devletin yaptığının aynısını yapabilir. Nasıl yapabilir? Nasıl ki Türkiye 27 Kasım'da bu anlaşmayı yaptı. Parlamentosundan dün geçirdi. Evet. Bugün de Ulusal Mutabakat Hükümeti, bu Saraç'ın hükümeti, Hı -hı. onların da bir küçük bir meclisi varmış. Onlar da onaylamış. Şimdi bundan sonraki aşama ne? Türkiye alacak bunu, Birleşmiş Milletler'e deklare edecek. Tabii ki. Şimdi ben de diyorum ki, madem Kuzey Kıbrıs'ta 21 Eylül 2011 tarihli bir anlaşmamız var. Bu haritada gördüğün A ve B noktaları arasındaki sınırlar sınırlandırma anlaşması 21 Eylül 2011. New York'ta yapıldı 15. bu anlaşma. Evet. Şimdi bu anlaşmayla Türkiye ne dedi? Ben Kuzey Kıbrıs'la aramdaki sınırı bu şekilde belirledim. İki egemen ülke olarak bunu attık dedi. Peki B'den C'ye giden ne? B ve C karasuları kadar hak verdim buna dedi. Ada devleti. Aşağı indik. C, D, E'ye kadar ki Mısır'la orta yat. Anadolu'nun yarımada devleti olarak orta yattı. E ile F ne? Esas işte en kritik olan bu. İşte 27 Kasım anlaşması E ile F. Kaç mil bu biliyor musun? 18.6 millik bir şey. Küçük bir bacak. Ama yarattığı etki hmm. ben bunu neye benzettim biliyor musun Nusret'in 26 mayınına Nusret'in 26 mayını nasıl esasla taktik bir hareket evet. ama yarattığı etki ne stratejinin üstünde ya. jeopolitik etki yarattı yani Çarlık çöktü niye bağlantıyı kesti şimdi şu E ile F hattının oluşması ki 2009'da benim strateji şube müdürümde o zaman Cihat Yaycı. bir gün geldi bana amiralim dedi burada karşılıklı kıydaşlık var biz bunun üstüne niye gitmiyoruz Olay öyle başladı kasım evet. ayıydı 2009'da çocuk işte bakın 10 yıl oldu öngörü öngörü bu Türk Deniz Subayı'nın öngörüsü bu ve neticede makaleler yazıldı doktor Oyunvanı da var onu. Ve bu şu an göreceksin dünya deniz hukukunda esasında nomonik veya jeodezik hmm. haritalarla yapılan çalışmalar bunlar. Hmm. E şimdi biz tabii Markator haritalarında iki boyutluya alıştığımız üç için. Üç boyutluya mı geçtik? E, Tabi. Netçede üç boyutlu olunca dünyayı küresel hmm. olarak düşündüğünde burada bu 18 millik parçayı yakalayabiliyorsun. Aynı durum İsrail'le bizim Ege sahilleri arasında evet. var. Karşılık evet. bak şu sahilde şu sahilde. İsrail da buna uysa o da yani binlerce kilometre karelik bir alan kazanıyor. Evet. Burada İsrail'in stratejik veya jeopolitik önceliklerini sana sırala desem. Bir numarayı neyi koyar? Denize çıkışı olan sözde bir kukla Kürdistan evet, devleti evet. değil mi? İkiye neyi koyarsın? Tabii ki mavi vatan Hı -hı. sınırlarını. Çünkü neticede Türkiye'nin dar bir deniz alanına sahip olması Diyemi. deniz deniz yetkiyor. Diğeri de üçüncü Kuzey Kıbrıs'taki. Çünkü Güney Kıbrıs'ta zaten ilişkileri çok Hı -hı. çok iyi. Olayı bütüncül görürsen petrol daha veya doğalgaz kaç yıl daha devam eder? 100. Bilemedin 200 yıl. Ama jeopolitik binlerce yıl. Elbette. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. O zaman ben o yorumu yaptım. Neden? Buna rağmen yani burada iki tane haydut devlet. Bak eğer Mısır Yunanistan'la bir anlaşma yaparsa 15-20 bin kilometre metrekareye yakın bir alan kaybediyor Yunanistan'la. Neden? Çünkü Yunanistan bunlara kandırmış. Yani şöyle kandırmış. Adalara tam hak veriyor Yunanistan ve adaların oluşturduğu hatla Mısır'ın arasından bir orta hayat geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla büyük kaybı oluyor. Halbuki Türkiye burada neyi ispat etmiş oldu? Hayır kardeşim orantısallık diye bir kavram var. Adaların çevresiyle ana karaların kıyı uzunluğu arasında bir orantısallık. Yani Netçe'de Yunanistan evet denizci bir devlet. Güney Kıbrıs denizci bir devlet. Deniz hukukuna hakim. <laughs> Mısır gibi geri kalmış bir Arap ülkesini kandırmışlar. İşin özü bu. Avrupa Türkiye'yi de bomburlu oryant gördü. O bu da doğulu biz buna ne dersek kaptırırız diye. Tutmadı. <laughs> Tutmadı. İşin özü bu. Şimdi Libya'da Cihat Yaycı kardeşimizin size sunmuş olduğu şeyden sonra 2009'da siz bu raporu gönderdiniz tabi Şöyle tabii yukarıya teklif ettiniz. Hatta Cihat Yaycı heyetle Libya'ya gitti. Onların deniz hukukçularıyla görüştü ve arkasından bu makaleye döküldü. Can alıcı soru şu. Değerli arkadaşım o zaman Libya'da Kaddafi'nin ama ismine ne dersen de bir liderin bulunduğu bütüncül bir ülke vardı. Şu anda üç parçalı bir Maalesef. ülke var. Biz yani bir parçasıyla oradaki bir bir yönetimle yaptık anlaşmayı. Şimdi Hafter dedikleri bir haydut çetesi var. Bunlar saldırıyorlar. CIA'yı yetiştirmek. Tabii tabii biliyorum, biliyorum. Peki o zaman 2009'da bizim hariciyecimiz, yönetimimiz bunu görürler miydi? Şimdi baktığımız zaman bizim Dışişleri Bakanlığımız genelde ekol olarak Atlantik ekoldür. Bunun adını koyalım. Adını koymakta bir beysi yok. Yok yani onlara bunu asla görevlerini yapmıyorlar anlamında söylemiyorum. Ama, her kurumu, kurumun, da her kurumun bir yani. sosyo sosyogenetik kodu var. her kurumun. Doğru. Deniz Kuvvetleri'ndeki görevim sırasında çok muhatap oldum dışları ile genellikle ittifak sistemlerini ki Atlantik ittifak sisteminde olduğumuz için bunun ispatı da nedir? Böylesine bir coğrafyada yaşayan bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı anlam planını desteklemezdi. Çünkü anlam planının neticede oradaki kabaca 400-500 bin Türk'ü bir uşak haline getireceğini, sınırlarından edileceğini, köylerine yabancıların geleceğini ve şu an sağlanmış popülasyon bütünlüğünün bozulacağını. Güney Kıbrıs'ın kıyı oranı %49'dur. Kuzey Kıbrıs'ın %51'dir. Halbuki Kuzey Kıbrıs'ın toprak oranı %36'dır. Evet. Şimdi bu esasında denizci Kuzey Kıbrıs'a ki ben artık Kuzey Kıbrıs kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bravo. Anlaştık Geçen mı? sefer de söylemiştim. Evet, sefer Israrla da öyle söylemiştim. Israrla bunu bende. söylememiz lazım. Bu ada 1571'den beri bizim adamızdı yani. Evet. Rumlar Venedikler tarafından dağlara atılmıştı. Evet. Köleydi bunlar. Evet. Hariciye şu an bence olması gereken rotaya geldi. Niye bakın çok uzun yıllar biz hariciyeye ...MEP kelimesini söyletemedik. Ama şimdi iki gün evvel sosyal medyada Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Dairesi'nin yayınladığı harita... ki bu harita oradan hmm. alınmıştı. Bak bu A B C D e, F bunların altında Eez yani continental shelf kesme EZ evet. yani map. İlk defa bu kullanılıyor. Bir de daha büyük bir başarıyı söyleyeyim. Libya'daki bu mutabakat hükümetiyle yapılan memorandum of understanding, mutabakat hmm. muhtırasında münasır ekonomik bölge sınırları diyor. Bu şimdi çok hmm. önemli. Bu muazzam bir kırılma. Yıllardır bağırdığımız konu. Aynen. Değil mi? Şimdi ben şöyle üzülüyorum. Yani biz bunun için hapse girdik. Doğu Akdeniz çıkarlarımızı savunduğumuz için deniz kuvvetleri bir gecede darmadağın edildi. Sevgili arkadaşım bak benim de aklıma gelmişken sana şunu söyleyeyim. Dış işleri dedin ya sen tabii çok iyimser bir göz bakıyorsun. Belki yani bunu yanlış anlama. Tabii ki doğruya doğru diyeceğiz. Başarı diyeceğiz. Zamanında yapılmadığı halde, birçok şey kaybettiğimiz halde, bir sürü insan bu konuda bedel ödediği halde işte yapıldığına da dua ediyoruz ve tebrik ediyorum hepsini. Ama vakit kaybettik. Tabii. Bernard Lewis diye bir adam var. İngiliz asıllı. Amerikalı tarihçi. Bu adamın kitapları var. Bernard Lewis 1939 yılında Dışişleri Bakanlığı'da Türkiye masasında çalışıyor. O sırada da Almanlar, Naziler Çekoslovakya'ya giriyorlar. Önce Polonya, sonra Çekoslovakya filan. Ortalık böyle karışmaya yakın. Diyorlar ki ya Türk büyükelçi ile bir görüşme yapalım. Almanlar da görüşüyor Türk Büyükelçisi ile. Onlar da görüşüyor vesaire. O zaman kim biliyor musun Büyükelçi? Tevfik Rüştü Aras. Yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştirdiği bir gerçek hariciyeci. Onunla görüşme yapıyorlar. Tevfik Rüştü Aras diyor ki 1939 yılındayız. Zaten diyor 1937'de bizim liderimiz Atatürk diyor. Ortalığın karışacağını ve buna göre tedbirli olunması gerektiğini bütün dünyaya ilan etmiştir diyor. Evet. Bu bir. 1937'de. iki diyor. Almanlar da diyor bizimle görüşüyorlar. Ama biz diyor bir yükümlülüğü üzerimize alırken başkalarına bağımlı olabileceğimiz şekilde almayı politik görüşümüz olarak kabul etmeyiz diyor. Öngörüyü görebiliyor musun abi? Ve ondan sonraki durumda da biz 2. Dünya Harbi gibi o rezillik kuyusunun içine girmeden o şekilde atlatıyoruz o olayı. Çok doğru. Yani bunu Tevfik Rüştü arası da burada Dışişleri Bakanlığı mensuplarımıza da örnek olarak söylemek istiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir siyasi yergi değil. Onun için Dışişleri Bakanlığımızın çalışanları, büyük elçilerimiz elçilerimiz son derece önemli. Biraz önce Cem arkadaşımın dediği gibi bir Atlantik severlik veya bir o severlik bu severlik değil, vatanseverlik esas olmalı, liyakat esas olmalı. İşte Tevfik Rüştü Aras'tan bir örnek verdim. Biraz önce de sevgili arkadaşım dış ne kadar önemli olduğunu söyledi ama şunu da hemen hakkını vererek söylememiz lazım ki bu kadar sıkıntılı bir ortamda Libya ile böyle bir anlaşmayı sessiz sedasız halledebilmek de çok büyük bir başarıdır. Hepsini de tebrik Tabii ediyorum. Tabii esasında bu devletin özellikle dışlarıyla deniz kuvvetlerinin ne kadar uyumlu çalıştığını da gösteriyor. Bravo, Çünkü doğru. bu E ve F noktasının tespit edilmesi ve dışlarının böyle bir kağıdı onaylamayı kabul etmesi bile büyük bir başarı. İkna edilmişler evet, demek ki. Yani bu konular zor konulardı açıkça Yok. söyleyeyim. Mesela Karadeniz konularında ben çalışırken daha rahattık ama Ege ve Akdeniz konularında hakikaten zorlanıyorduk. Çünkü deniz kuvvetleri herhalde deniz harbinin özelliğinden olsa gerek ufkun ötesini evet. hep hayal eder. Evet. Var. Ben mesela gemi komutanıyken subaylarım hep öyle derdim. Şu anı yaşıyorsanız sadece şu anı batarsınız. Bir sonrayı yaşamanız lazım. Evet. Şimdi deniz kuvvetleri jeopolitik perspektifte de böyledir. Yani ben mesela bir 3 dönem plan prensler başkanlığı yaptım. O dönemde ekip halinde hep arkadaşlarıma onu derdim. Arkadaşlar yarın hayal edin. Yarın Bakın bugünleri hayal ettiğimiz için bugün Deniz Kuvvetleri her alanda başarılı Bu kadar darbe üstüne darbe yemesine rağmen. Çünkü o dönemde bazen tabii talih de yardım ediyor. İyi kişiler iyi liderlik altında bir araya geliyor. Yani Özden Örnek Amiral'in kuvvet komutanlığı altında. anıyoruz Evet çok iyi bir ekibin bir araya gelmesi Hı -hı. hakikaten çok çok önemliydi. O dönemde bir daha söylüyorum. Hangi gemi projesini, hangi önemli faaliyetin altını kazıtsanız o döneme kadar gider. Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı en doğru işte bu yapılan planları, bu yapılan hedefleri bozmadılar. Yani. O yüzden sosyogenetik kodlar diyor ya güçlü diye. Şimdi şu haritaya tekrar geri dönecek olursak bu haritayla Türkiye Avrupa Birliği'ne dedi ki sen çok güçlü olabilirsin. Arkana tabii ki ABD'yi de buradan ayırmıyorum. Avrupa Atlantik yapı diyelim yani çok güçlü olabilirsiniz. Ama Türkiye'ye siz denizdeki ikinci sevre dayatamazsınız. Ve ben bunu önlemek için kademe kademe şu eylemleri yaptım, şu hamleleri yaptım diyor. Birinci hamlesi ne oldu? Askeri hazırlık seviyesini yükseltti. Bunu neyle yaptı? Tatbikatlar yoluyla yaptı. Anavatan tatbikatıyla şu mesajı verdi. Kardeş ben burayı vatanımdan farklı görmüyorum. Gerekirse savaşırım dedi. Tatbikatlar için yapılır. Herhalde rehabilitasyon için yapılmaz. <laughs> Sonra ne yaptı? Yine Mart ayı içerisinde geçtiğimiz Fatih gemisini Vaf'ın 45 mil batısına gönderdi. Yani kıta sahanlığımızın içindeki bir noktaya Hı. Güney Kıbrıs Saydut Devleti'nin benim dediği alana. Ne yaptı o gemi? Dibe çaktı. Helme platformu. Ben oraya bayrağı diktim dedi. Çok güzel. Yani kıta sahanlığı ilk defa güvertesinde Türk bayrağı olan bir gemiyle buluşmuş olduk. Kıta sahanlığına bayrağı dikti. Karacı tepeye bayrağı diktik. Çok güzel. Tamam stratejik bir mevki kazandı. Arkasından bir yandan da hukuki argümanlar devam ediyor. Bizim dışlarımız bu yılın 18 Mart'ında Birleşmiş Milletler'e tekrardan Türkiye'nin sadece A, ABCD hattı olan ve 28. boylama kadar giden şu hattı ne dedi? Kıtasanlı noktalarımı, koordinatlarımı yeniden veriyorum dedi. Ama daha ortada şu solda gördüğümüz yok. Sadece ne dedi? 28. boylamın batısında çıkarlarımız vardır dedi. Bu kadar. Şunu demek istedim. İşaret ben, bir şey miydi? Tabii. Sert güç üretiyor Türkiye. Ama diğer yandan yumuşak güç yani hukuk gücünü de kullanıyor. Evet. dışları dedim ya çok temkinli davranır her hmm. zaman. Niye? Uluslararası hukuka aykırı bir iş yapmış olmak istemediği. Ama bazen karşındakiler senin üst üste hukuka uymadan saldırıda bulunuyorsa senin de zaman zaman bazen cesur kararlar alman gerek. Şu 27 Kasım tabii, cesur bir karar. Tabii. Tabii Çok bravo cesur diyor. bir karar. Deniz Ama... kuvvetlerimiz ikna etmiş. İşin özü o ben Neden öyle şey? görüyorum. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu arada neler yaptı? Şimdi Mavi Vatan tatbikatından önce çok önemli bir olay oldu 2018'de. Saipem 12000 diye delme platformunu İtalyanları evet. ne yaptı? Türk donanması çık buradan dedi. Adam çıktı. Buna biz ne diyoruz? Gandot diplomasi. Yani ikna etti. Dedik burası benim. Girme buraya. Şimdi hangi firma bu şekilde tartışmalı bir alanda gidip yüz binlerce mümkün dolar... Değil. Mümkün, mümkün değil. Bir kere Türkiye dedi ki meşhur bir makalem var. Donanmalar son sözü söyleniyor. Evet. Türk donanması oradan çekilmedikçe, orada askeri varlığını devam ettirmedikçe bu adamlar bir kere karar veremezler. Çekilecek ki ha diyecek burada huzur var, sükunet var. E sen benim alanımı çal, gel orada dermeye. De kalk. Ben sana huzur vereyim. Mümkün değil ki bu. Orada arada ne yaptı Türkiye? 3 Kasım'da atmaca füze füzesini denedim. Şimdi bu bana göre en ciddi, en önemli kırılmalardan biri buyuruyor bak arka. Evet. 3 Kasım'da. Ne yaptı 3 Kasım'daki denemeyle? Ben harpun füzesine olan bağımlılığımı artık bitirdim. Harpun Deniz Kuvvetleri'nin ana silahı. Bugüne kadar hep bunu duymuştuk zaten. Hep bunu biz. duydunuz ama bu füzenin her şeyi Amerika. Türkiye ne yaptı? Yine Özden Örnek Amiral'i rahmetle anıyorum. Onun dün gibi hatırlıyorum. Bu bağımlılıkla bu iş olmaz dedi. Masaya böyle vurarak ve dolayısıyla Türkiye bak bunu dediğinde sene 2004. Dolayısıyla Türkiye 250 kilometre menzilli ve de çok üstün yetenekli, hmm. pek çok yönden harpından çok daha üstün. Ama en önemlisi milli müdahale edilmesi çok zor. Dolayısıyla atmaca füzesinin 250 kilometre menzille devreye girmesi Türk deniz kuvvetlerinin ateş gücü özgürlüğünü sağlamıştır. Bağımlılıktan kurtar. Şimdi dilerim çok kısa bir süre sonra deniz atılan torpido Akyan'ın inşallah güzel haberini alırız. Türkiye'nin geleceği denizdeki savunmasının direncinin büyüklüğüne bağlıdır. Onun son sözünü söyleneceği alan da suyun altıdır. Şimdi dolayısıyla sırayla gidersek bu füzenin denenmesi de bu sürece sert güç. A ülkesi, B ülkesi, C, ben hazırım dedi. Bir de ne yaptı? Mavi vatandan neredeyse bir buçuk ay sonra kalktı. Daha büyük çaplı deniz kurdunu yaptı. Deniz kurdunda da kaç değişik deniz alanına yayıldı? Yani Ege, İon Denizi, Doğu Akdeniz her yere yayıldı her Karadeniz. Evet. Bu arada tabii geç kaldığımız iki unsur daha var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kıbrıs'ta deniz üssü ve hava üssünün kurulması. O alanlar seçildi ama bir an evvel buraya yatırımın başlaması lazım. Diğer bir konuda hatırla yine o programda. Bizim maalesef Doğu Akdeniz'de büyük bir tersanemiz yok. O yüzden taş ucundaki onu da söylemiştik. Onu da buradan tekrardan hatırlatmakta yarar görüyorum. Şimdi üst üste bunları koyduk. Bir tane daha güzel haber geldi. Ne zaman geldi? Kasım'ın başında Türkiye çok büyük bir davet tatbikatı yaptı. Hani diyorlar ya efendim hiç dostumuz kalmadı, herkesle çekişme, çatışma Kaktırız halindeyiz kanka. falan. İşin özü ne demiştim o zaman? 150 bin kilometre karelik alanı versen yani Sevil haritasına razı ol. Herkes seninle iyi geçinir, sen iyi olursun. O 2004'lü yıllarda Erovizyon'da birinci olduk. Türkiye'de en büyük kongreler, en büyük zirveler, her şey nerede yapılıyordu? Türkiye'de evet. buş bile geldi. Türkiye yıldız ülkeydi. Neden? Çünkü Türkiye o zaman ne diyordu? Gel beni parçala. Evet. Gel Kıbrıs'ı al. <laughs> Çuval geçirme sizler. Önce siz, sonra biz hapse evet. atılmışız. Evet. Türkiye'de Kemalizmin adı bile geçmiyor bu Beral ve FETÖ'cü tayfa her gün saldırıyor ağızlarından salyalar akıtarak. Hiçbir şekilde halkımız gerçekle yüzleştirilmiyor. Türkiye işte o büyük panayırın, büyük tiyatronun bir üzerek söylüyorum. Mustafa Kemal'in ülkesi o oyunların parçası haline getirin. 2014'te önce sizin Ergenekon'dan sonra bizlerin Silivri duvarlarını yıkıp çıkmamızda ki burada Türkiye'nin dirençli güçlerini. Yani, Türk milleti işte, Türk milletini evet. burada vefayla analım. İlk tokat orada başladı. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Biz Silivri cezaevindeyken, o zindandayken hep beraber. Bu insanlar içinde her partiden her görüşten Bravo. isyan eden resmen oraya dayanan ve o yıllarda hatırlarsın en ufak bir şeyde evini FETÖ'cü polisler basabilir alıp götürürler. Zaten de. ben bazen yeni dostlarla tanışıyorsun. Diyorlar Amir elim zor bir süreç yaşadınız. Valla diyorum zor bir süreç ama insanın gerçek dostunu tanıması açısından evet. çok önemli. gibi. Aynen öyle. Bu süreçten sonra hayatta iki tane değere çok önem vermeye başladım. Biri cesaret, öbürü de vefa. Bu ikisi yoksa çünkü istediğin kadar bilgili ol, istediğin kadar tecrübeli ol. Cesaretin ve vefan yoksa bir şey yaramıyor bu. Onu gördüm. Silivri'de yani. yaşadıklarımızla ilgili ve dışarıdaki o çadır, komuta çadırı, hepsi oradaki Hıdır hokka Bunlar şimdi unutulacak, unutulacak şeyler yani, şey değil, değil. değil. Bunları ben yazdım. Aynen. Bu arada lafı gelmişken arada izleyicilerimize onu da söyleyeyim. 14 Aralık Cumartesi günü saat 12'de Eskişehir Kitap Fuarı'nda olacağım. Orada aynı zamanda bir söyleşi de vereceğim. Saat 12'de bütün vatanseverleri Eskişehir'deki genç arkadaşları 85 yaşından 14 yaşına kadar hepsini bekliyorum. Şimdi tekrar konumuza evet. geri dönecek olursak Türkiye bu Doğu Akdeniz tatbikatına 14 ülke katıldı. Çok büyük bir rakam. Bu kadar düşmanı var Türkiye'nin efendim kimseyle pek kardeşim 14 ülke ki NATO'nun deniz evet. daimi kuvvetleri de geldi buna. NATO ilişkileri bu kadar limoni. Şimdi 14 ülkenin savaş gemisi haricinde de neredeyse 16-17 ülkede gözlemci gönderdiler. Yani bugüne kadar ben Doğu Akdeniz tatbikatının ilk yapılanında bir yüzbaşıydım. Geminin harekat subayıydım. Türkiye ile İspanya o kadar. Şimdi bu çok büyük bir başarı ama bu başarıdan daha büyüğü nasıl geldi söyleyeyim. Pakistan kalk sen Arap denizinden gemini gönder. Evet. Bu tatbikata katıl. Hem savaş gemisi gönderdi hem deniz karakteri Uçağı ve Akdeniz Kalkanına katılma kararı bu muazzam bir donanma diplomasi başarısı. Deminkiler Gambot. Gambot diplomasisinde diyorsun ki kardeşim ben ateş gücü kullanabilirim. Böyle bir niyetim var. Ama kullanmayacağım. Yani benim canımı sıkma diyorsun. Heh, yani bir yerde evet, evet benim canımı evet. sıkma diyorsun. Ama Türkiye'de Atatürk döneminden beri Gambot diplomasisini en iyi kullanan ülkelerden biri ve biz Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarında Gambot diplomasisini dört dörtlük uyguladık. Bugün Yunanistan bir emrivaki yapamıyorsa sebebi Türk bariyesinin Gambot diplomasi yeteneğidir. Donanma diplomasisi karşındaki rakibi veya dostlarını veya nötr olanları senin bir iyiliğin için bir faaliyetin içine sokabilme çok anlaşılır oldu. Evet. Gerçekten yani mesela abi. şimdi Akdeniz Kalkanı de Türkiye'nin bir faaliyeti. Diyorsun ki kardeşim gel sen de buna katıl. Biz burada Hı -hı. enerji güvenliğine katkı sağlıyoruz. Deniz güvenliğine katkı sağlıyoruz. Hı -hı. Ama Yunanistan gözüyle baktığın zaman bu aynı zamanda Akdeniz Kalkanı Türkiye'nin kendi deniz alanlarını koruma. Kesinlikle. E şimdi dolayısıyla Pakistan gibi bir ülkenin kalkıp Türkiye'nin yanında ben buradayım demesi bir muazzam bir denge bozulmaz Zaten Yunanistan bu karar üzerine onların deniz karıkol uçakları da biliyorsun Yunanistan hava sahası 10 milyar. Saç sapan bir durum. Kara suyu, altı mil hava sahası. E adam da 10 mile girince tabii yer yerinden oynuyor. İşte Pakistan uçakları hava ihlali yapıyor. Türkiye üzerimize Pakistan'ı da saldı gibi. E peki onlar Frontex denen onun gemilerini Ege'ye yasadışı göçle ben mücadele edeceğim diye Avrupa Birliği'nin bütün ikinci, üçüncü sınıf ülkelerinin gemilerini kalkıp Kuzey Ege'ye yığdığında Türkiye bir şey dedi mi? Demedi. Türkiye o kadar uysal ki zaten beni üzen o. NATO'da. O kadar aleyhinde olay oluyor. Türkiye NATO'da veto gücünü kullanmadı ya. İşte bu en son bu Baltık ve Polonya savunma planlarında Gerek Türkiye kullanmadı. veto en sonunda kullanmadı ama en azından kullanabilirim. İhsas ettirdi o bile haber oldu. İşte zaten sorun bu. Türkiye gücünün farkında olan bir ülke değil. Ama artık Türkler bence gücünün farkına varıyor. Bu işin şakası yok çünkü. Bu Huawei milliyeyi yaratan bir millet kendi gücünün farkına vardığında neler yapar biliyor musun? Zaten onu önlemek için bak neticede harekat ortamını esasında Türkiye çok güzel şekillendirdi. Hı. Akdeniz Kalkanı'na Ürdün'de gözlemci gönderdi. Ve bunların yarattığı psikolojik ortam içerisinde Türkiye bir sabah bir uyandık. Cumhurbaşkanı ile Mutabakat Hükümeti Başkanı Hı. imzaları atmışlar ve Türkiye'nin 18.6 millik bir alandan bahsediyor. Çocuk bir alan. Evet. Ama bütün dengeleri değiştirdi. Bir kama gibi Yunanistan'la Mısır'ın arasına girdi. Evet. Suriye'yle yapmamız için de Suriye yönetimiyle işbirliği halinde olmamız yaptı. lazım. Akdeniz'de diğer kıyıdaşlarla da bu tip bir anlaşmaları yapmaya hazırız. Yorumunda bir cümle sahip. Biz de izlemeye hazırız. Eğer bunu da başarırlarsa bu muazzam büyük bir Türkiye'ye. Evet. evet. Türkiye'ye evet. muazzam. Ama şu an bile ben şahsi fikrim şu an Kuzey Kıbrıs'ta yapılan şu AB hattı ve EF hattıyla bile biz Mısır'la Güney Kıbrıs'ı 2003'te yaptığı anlaşma üzerine adam gitti bütün mebini ilan etti. Hatırla. Tek bir ülkeyle evet, yaptı. Evet. 2004'ün 2 Nisan'da ben dedi ilan ediyorum. Haydut Hı -hı. devlet dediğim o yüzden evet, yani. Evet. Arkasından Lübnan'la yaptı. Hatırla Hı -hı. ama Lübnan ne yaptı? Parlamentosunu hala onaylamadı. Sonra İsrail ama e, Mavi Marmara olayından sonra evet. tabii ilişkiler Anladım. gerilince gitti. onlarda 2011'de yaptı. Hafter bu olayı bozar mı? Hafter niye bozmaz? Sen şimdi Hafter'in yerine koy kendini. Geldin iktidar oldu ve sana kurmayların dedi ki bu dediler Sarac'ın yaptığı anlaşma Libya'ya kabaca 40 bin kilometre kare kazandırıyor. Bu bizim lehimize. Ve baktığımız zaman da Hakikaten şu an raporlara göre çok zengin kaynaklar olduğu biliniyor o alanda Libya'nın alanında. Yunanistan öyle uyanık ki iç savaşı bahane ederek 2014 yılından itibaren gitti orada ruhsat sahaları verdi biliyorsun. Bu adamlar da muazzam bir alan kaybettiler. Hı -hı. Türkiye ile yaptıkları bu anlaşma sayesinde işte o kaybettikleri alanı geri almış oldular. Hafter'i yani. kendi haline mi bırakmak lazım diyorsun Cem? Hafter zaten başarılı olsaydı ki şu an arkasında Suudi Arabistan o, var, şey. var Birleşik Arap Emirlikleri tabii, tabii, var, At var. Şey, Atlantik Sistem var. Bu çizgiler bir yerde gücün de yansıması. Tabii ki. Şimdi Güney Kıbrıs... AB olmasa böyle bir hat koyabilir mi? İmkanı var mı? Mümkün değil. E şimdi Libya gariban tek, tek başına. Evet. Adam ne yaptı? 2014'te ben buralara ruhsat Donanması yok, bir şey yok. Ne yapsın adam? Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu aşamadan sonra bu mutabakat hükümetini desteklemesi de zaten ahlaki bir şeydi. Kaldı ki Tripoli'de biliyorsun bizim çok önemli bir emanetimiz var. Kim? Evet. Turgut Reis. Herhalde yani. Turgut Reis'in türbesinin olduğu Trablus bizim için Süleyman Şah türbesi kadar kıymetlidir. Yani en az onun kadar. Eğer kıymetli. ana vatan için Süleyman Şah'sa, mavi vatan için de Turgut Reis'in türbesi. Evet. Şunun bir de psikolojik, manevi boyutu var. Barbaros'un türbesiyle Turgut Reis'in türbesi deniz sınırları üzerinden buluştu. Libya ki Neçede 1551'den 19 1912'ye kadar evet, değil mi? Evet. 400 yıla yakın vatanımızın bir parçasıymış. Ve onunla buluşmuş oldu. Türkiye'nin o yüzden moral bir sorumluluğu var orada. Buradan o teklifi de yapayım devletimize. Libya Akdeniz Kalkanı Harekatı'na gözlemci olarak katılsın. Gerekiyorsa Türkiye'de bu EF attı ve Libya'nın Münasır Ekonomik Bölgesi kıta sahanın içerisinde gerekiyorsa onlara destek versin. Son gelişmelere bakalım. Yunanistan bugün Libya Büyükelçisi'ni persona non grata ilan etti. Ayrıl dedi. Hiçbir değeri yok. Güney Kıbrıs dün sabah Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na hiçbir şey yok. Yok. çünkü yok. tek taraflı bu işler olmaz. Hmm. Mavi vatan Cephesi ile ilgili en önemli cepheyi söylüyorum ben. Kuzey Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu çok önemli. Bu en kritik en. Ben senin en bir yazını okudum. Bir şey. Diyorsun ki vatan hainliği demokratik <laughs> hak mıdır? E şimdi bunu ama söylettiriyorlar yani Hayır, ben söyle. dakika söyl ben o yazıyı <laughs> okudum. Ne demek bu? O dönemde birkaç ay oluyor. Gramontana'da 2017'de hmm. sistem çöktü. Barış Pınar'ından sonra millet o yazıyı hatırlatıp amirim diyor siz bugünleri mi gördünüz diyor. Barış Pınar'ı eleştirdi biliyorsun. Akıncı evet. Barış Pınar'ını eleştirdi. Kıbrıs'taki harekatı eleştirdi. Neredeyse şehitlere eleştirecek yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya o dönemde inanmayacaksın Kıbrıslı bazı Türk pasaportu taşıyan Türk demek içimden gelmiyor. Kuzey Kıbrıs pasaportu veya kimliği taşıyor. İsmi Türk, soyadı ne Türk. Güney Kıbrıs Rum haklarından daha çok yani onun savunuculuğundan daha çok o savunuyor. Hayır diyor. Yapamazsınız. Bu bir nevi soykırımdır. Adam neler neler diyor. Bunun gibi kaç kişi? Televizyon kanalı var orada. Adam her sabah Türkiye'ye kin kusuyor. Ve bu Kıbrıslı bir Türk'ün televizyonu. Bu neye benziyordu? 9 Haziran 1995'te meclis Hatırlar mısın? Hükümete bir kararla destek verdi. Dedi ki Yunanistan eğer Karasutan'ı 6 milyon üzerine çıkarırsa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bunu önlemek için her türlü yetkiyi veriyorum dedi. Buna benzer bir karardı. Muhalefet iktidar yan yana aldı. Hepsi beraberdi. Bu şimdi biz. güzel bir şey. Bak bu kanun tasarısı da dün biliyorsun HDP hariç onlar katılmadı. Bu kararın çıktığı günlerde çok uğraştık biz. Kuzey Kıbrıs Meclisi'nden de böyle bir karar çıksın. Yani Kuzey Kıbrıs şöyle bir karar verecekti. Diyecekti ki biz Doğu Akdeniz Mavi Vatan cephesinde Türkiye'nin yanındayız. Dediler mi? Hayır. Tatildelerdi. Bir araya gelmediler. Bir, iki. Yine benzer şekilde Kramontana çöktükten sonra Giteres denen Reşimletler Genel Sekreteri Giteres fikirleri veya planı gibi, anlam planı gibi bir şey, bir fikirler bütünü ortaya koydu. Bunun çerçevesinde tekrardan Lute diye bir temsilcisi var Giteres'in. Adaya geldi. Şimdi burada Akıncı, bu işte makaleye geleceğim niye o şekilde yazılmış. Akıncı kendisine meclis ve hükümet bir yetki vermedi halde federal çözüme yönelik opsiyonları masaya yatırdı. E tabi yer yerinden oynadı. Hükümet istemiyor. Muhalefet istemiyor. KKTC seçmenin yüzde %30 %30-35'ini temsil eden adam kalkıyor. Biz diyor Güney Kıbrıs'ta federasyon yolunda ilerleyeceğiz şeklinde bir rota çiziyor kendine. E tabi yer yerinden oynuyor. Şimdi dolayısıyla o dönemde Akıncı'nın bu çıkışları. Bir. iki bu gazetelerin televizyon kanallarının Akıncı'ya destek veren Türkiye'nin aleyhinde yorumları ki şimdi yeni bir cephe açıldı aziz dostum. Neticede Kıbrıs sorunu diye bir sorun vardı ama artık Kıbrıs sorunu kendini açtı Denize çıktı. Çoktan. Bu iki cepheyi düşünmeden bir çözüm süreci artık olmaz. Ve artık şunu da gördük ki Kramontana'da sistem çöktükten sonra artık federal çözüm diye bir şey yok. İki devletli çözümden başka bir şey Kıbrıs'ı kurtaramaz. Şimdi bu seçim dönemi niye önemli? Akıncı gibi düşünenler azınlık esasında. Ama bütün medya, bütün sivil toplum örgütleri, AB'den ve ABD'den nem alanan büyük gruplar var orada. Ne diyordu Nikos Samson? Onları böleceğiz diyordu. Evet. Şimdi mesela federal yapıyla ilgili bugün mecliste hükümet var. Bu şekilde düşünen çoğunluk var. Onların çıkıp tek yürek bir federal çözüme karşıyız ve Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını göz ardı etmeyen, garantörlük haklarını sulandırmayan ve iki devletli bir çözümü biz savunuyoruz. Bu şekilde bir basit bir deklarasyon. Bunu yapmak zorundalar, hala yapmıyorlar. Bizi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de izliyorlar. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce arkadaşım Cem Amiral'im çok önemli şeyler söyledi. Arkadaşlar bakın, bir ülkenin cumhuriyet olması 1983 yılı Kasım ayında orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismiyle rahmetli Rauf Denktaş arkadaşları tarafından kuruldu. Sadece biz tanıdık. Şimdi burası kurulmuş. Burası Venedik zulmünden kurtulmak için Rumların çağırdığı... Dağlarda üstün. yaşıyorlar. Canım. Tabii. Osmanlı donanmasına oraya gidip binlerce şehit vererek aldı. Orası 1974 yılında Türk askerinin adaya ayak basarak oradaki soydaşlarımızı katliamdan kurtararak almış oldukları ve özböz öz Türk toprağı olan bir yer. Şunu söylemeye çalışıyorum. Orada cebinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu olanlar kendi ülkelerine, kendi vatanlarına bu ihaneti yaparlarsa ve bu ihaneti de biraz önce senin de söylediğin gibi oradaki ağırlıklı medya kusarak Amerika'dan, İngiltere'den Avrupa Birliği'nden nemalandıkları için yaparlarsa onlara dur diyecek Kıbrıs'ta insanlar var. Tabii ki Tabii. demokratik yolda. Tabii, Tabii ki seçim evet. yolda. Ama seçimde sorun şu. Yani nemalanan o kadar büyük paralar harcıyorlar ki. Şimdi evet. dolayısıyla karşı tarafın medya gücü yok. Bugün tamam demokrasiyi hepimiz savunuyoruz ama yani medya yoluyla nasıl büyük aldatmaların yapıldığını, kamuoyunun sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden evet. nasıl yönlendirildiğini. E, biz bunu yani. Türkiye'de de FETÖ medyasında görmedik. E, gördük mi? işte aynen. Batı'nın medya gücü, dijital haberleşme gücü, demokrasinin artık Artık en büyük aldatma aracına dönüştürüldü. Bir daha söylüyorum. Beş parmak dağlarından Türk bayrağı inerse biz Anadolu'da uyuyamayız. Uyuyamayız. Aziz uyuyamayız. Bugün Güney Kıbrıs'ın nüfusu 900 bine yakın. %60 evler silahlı en çok dünyada yoğun silahlanman olduğu ülkelerden biri. Sebebi de belli. Peki ne yapacaksın son silah? Kuş mu avlayacaksın? Ondan sonra diyor ki Anastasiadis, efendim AB üyesi olan bir ülke için garantörlüğe ihtiyaç var mı diyor. AB var. PESCO kararlı. E peki kardeşim sen İsrail'le Trados dağlarında komando tatbikatı yapıyorsun. Son 24 ayda 17 tane tatbikat yapılmış. Spor için mi yapılıyor? Hayır. Bizim için e, yapıyormuş. Tabii ki bizim için yapılıyor. Yani oradaki Türkler için. Şimdi o yüzden kalkıp da efendim diyor oradan çekelim. Faşist Türklerin adada işine Adayı bozdunuz bir daha söylüyorum Beş parmakta Türk bayrağı inerse Anadolu'da uyuyamayız. Bu halde şunu net olarak söyleyelim daha önce de söyledik Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak. Kesinlikle. Gitti gitti evet. bu kadar. Evet. Yani o bayrak oradan inmez. Değerli arkadaşım 17 Haziran 2019 tarihinde seninle yapmış olduğumuz programda sen çok önemli bir şeyden bahsetmiştin. Demir ve kan demiştin. Bismarck'ın nefası biliyorsunuz. Tabii. Demir Rusya'dan geldi. 300 bin ton. Kan da evet. Türk kanıydı. Mustafa Kemal bu ikisini birleşme kabiliyetini göstererek çok büyük bir zafere imza attı. 9 Eylül'de İzmir'e. Evet. Emdi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilikle ilgili, deniz kuvvetlerimizle ilgili. Sizin okuldan mezun. Esasında Tabii. denizci değil. Ama nasıl Mustafa, oluyor Mustafa Kemal öngörülü bir adam. Allah rahmet eylesin gani gani ona ve arkadaşlarına. Bir de şunu da sormak istiyorum. İlk hedefiniz Akdeniz'dir diye bir emri var. Bu emir sadece taktik bir emir midir? Şimdi Atatürk'ün eğer müsaade edersen bu konuya tarihsel perspektif içinde girelim. Yani evet. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğunda 101 para top atışı yapılacak. Gemi bulunamıyor. Bırak onu pervanesi dönen gemi yok. Cumhuriyet donanması 29 Ekim 23'te kuruluyor. Donanmada Cumhuriyet donanması oluyor. Nisan ayında yapabiliyor. Tek gemiyle Hamidiye, Marmara'da atış yapıyor. Üzücü müdür? Halbuki Osmanlı'dan 30'a yakın gemi transfer edilmiş. Alınmış yani ama hiçbiri çalışmıyor. Tabi bu süreç 1890'lara kadar gidiyor yani o dönemde geri bırakılmış bir donanma var kültürü yok edilmiş arkasından balkan harbi çıkıyor. Bak şimdi sana bir şey okuyacağım. Denizler tükenmez bir servet ve kuvvet kaynağıdır. Osmanlı milletinin tabiatında denizcilik olmayabilir ancak öyle bir memlekette oturmaktadır ki o memleket stratejik, politik ve ekonomik durum itibariyle denizlere hakim bir milletle var olmak ihtiyacındadır. Osmanlı Asyası kendisine böyle bir sahip buluncaya kadar keşmekeşten kurtulamayacaktır. İnsanlar tabiatın kanunlarına uymazlar ise yaş yaşayamazlar. Osmanlı Türkleri ya denizci olmaya veya eski vatanlarının kızgın çöllerinde çobanlık etmeye mahkumdur. Bak çok ağır bir laf değil mi? Yazan kim biliyor musun? Ali Haydar Emir Alpa. Yazdığında sene 1913 ve üstte mi? Şimdi ona yazdıran neydi onu göstereceğim sana. Şu görüntüye iyi bakın. Limni Mutasarrıfı'nın Osmanlı Ordu Başkomutanı'na çektiği telgraf. Yunan karaya asker ihraç etti. Merkeze doğru ilerliyor. Tek kurtuluş, umudumuz ve hayatımız donanmamızdır. Son sözümüz imdat imdat imdat. Donanma geliyor mu? Gel. 1912'nin kışından 1913'ün Artına kadar bütün adaları teker teker tek gemiyle Yunanistan alıyor. Bunun arkasından tabii Birinci Dünya Savaşı geliyor. Birinci Dünya Savaşı geldiğinde de Mustafa Kemal ne demek zorunda kalıyor? Ben size ölmeyi emrediyorum demek zorunda kalıyor 57. alaya. Niye? Çünkü o armada hiçbir şekilde denizde durdurulamadan yani Girit geçitlerini geçiyor. Orta Ege'ye geliyor sakızın orada. Halbuki senin o zaman torpido botların olsa, denizaltıların olsa bu armada geçebilir Elini kolunu sallayarak Mümkün mi? Hem de kaçıcı Mümkün Mümkün değil. O yüzden Mustafa Kemal bir kere bu ruh haliyle, bu görüşten yeni cumhuriyeti kuruyor. Ve onun söylediği bir laf var. Daha yarbayken. Düşün 57. alaya ben size ölmeyi emrediyorum komutun. Ben hep ne diyorum donanmanız olmazsa karadaki kumandanlar size ölmeyi emreder. Başka çaresi yok. Vatanı koruyacaksınız. Donanman yoksa bu emri karadaki komutan vermek zorunda. İşin özü bu. Atatürk bak o dönemde bir yabancı gazeteci geliyor. Çanakkale Harp Meydanı'nda. Onunla bir söyleşi yapıyor. Ne diyor orada biliyor musun? Karada kıstırılmış durumdayız. Tıpkı Ruslar gibi diyor. Boğazları tıkamakla Rusları Karadeniz'in içine kapadık. Eninde sonunda çökmeye mahkum ettik. Çünkü müttefikleriyle bağını kesmiş olduk. Ama biz de çökmeye mahkumuz. Hem de aynı nedenle. Gerçi Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Hint Okyanusu'nun eteklerindeyiz. Ama herhangi bir okyanusu açılamıyoruz diyor. Benim hep söylediğim var ya. Yüzde bir Akdeniz. Yüzde birin dışına çıkmamış. Bak burada görüyor. Daha yer bay o zaman. Deniz kuvvetinden yoksun bir kara kuvveti olarak Türkiye'yi yöneten herkes bunu ezberlemedi. Deniz kuvvetinden yoksun bir kara kuvveti olarak yarım adamızı kara kuvvetlerini çekinmeden getirebilecek bir deniz kuvvetine karşı hiçbir zaman savunamayız. Müthiş bir öngörü. Bunu kimse yanlış anlamasın. Peki o koskoca Osmanlı Osmanlı donanması nerede? Osmanlı donanması 1878'den sonra. Buna yani sebep anında. olanları da Türk milleti bilmeli. E, bilmeli tabii. Hiçbir şeye durup dururken bilmeden aşık olmamalı. Donanmayı bu hale getirenler kimlerdi o dönemde? Ben sana daha acıklı bir şey söyleyeyim. mi? Balkan Harbi'nde Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin iki tane harekatı oldu. İmroz Savaşları adı altında. Ve inanır mısın o savaşlarda son bir anı kitabı okuyorum. Oradan çok üzülerek bunu söylüyorum. Yunan donanmasıyla savaşa giriyorlar. Hatta Hı. Deniz Mecmuası'nın son sayısında çok detaylı bunun Albay Ramiz bir Kumandan. Ama donanma onun emrine veriliyor ve bu savaşı Rauf Orbay da Hamidiye kumandanı i̇şte, olarak katılıyor tamam, biliyorsun. Evet. Çok hatalar yapılıyor ve biz o savaşta geri çekiliyoruz. Bak yenildik diyemiyorum çünkü geri çekiliyorlar savaşmıyorlar. Ve neyi öğrendim ona çok üzüldüm. Harbiye nezaretiyle donanma arasında büyük bir kavga var. İttihatçilerle Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları iki ayrı gruba... Askerin arasına siyaset evet, girerse evet, evet. o işte. Bu. Ve, ve zaten tarih kitaplarına tekrar baktım bu okuduktan sonra rahat hatıratı. Resmen diyor iki tarafta birbirinin yenilmesin. Balkan Harbi bir felaket. Esas temel nedeni ya. siyasetin kamplaşmanın orduya girmesiydi. O yüzden biz her yazımızda her konferansımızda ne diyoruz? Aman orduyu siyasetten uzak tutun. Evet. Ve Mustafa Kemal'in harcı dışında Mustafa Kemal çimentosu dışında başka çimento kullanmayın. Eşin özü bu. Aynen öyle. Çünkü o herkesi birleştiriyor. Herkesi birleştiriyor. Şimdi Mustafa Kemal tabii bu görüşte yani denizi şöyle bir de iyi tanıyor. Ufkun ötesinden gelen o büyük savaş gemilerini görmüş. Onların o 28'lik toplarının attığı her merminin kaplumbağa Volkswagen büyüklüğünde çukur açtığını görmüş. Muazzam bir ateş gücü. Şöyle düşünüyor diyor ki bizim diyor bir daha büyük bir armadayı kıyılarımızın yakınına sokmamamız gerekir. O yüzden bir donanmaya sahip olmamız gerekir. Ama bakıyor donanmayı kuracak. Bir tane amirali var. O da Lozan'da biliyorsun Boğazlar Ekine hmm. göre Boğazlar Komisyonu var. Onun başına veriyor uluslararası bir komisyon boğazların savunmasından bu komisyon sorumlu ama güç Türklerin değil başka uluslararası bir güç yani Atatürk'ün zaten kahrolduğu en büyük şeylerden biri bu yani boğazların askeri egemenliğini geri alamamış yine onu. Atatürk 36'da sildi attı onu evet ama onu alabilmek için neyi ispat etmesi lazımdı aziz dostum ben boğazları savunabilirim demesi lazım Donanma. Bravo. Boğazları savunabilirim demesi lazımdı. Ve Atatürk bu görüşte ilk başta daha Cumhuriyet ilan edilir edilmez bu Deniz işleri Dairesi'ni kuruyor. Başına da Abdurrahman Fevzi diye bir yarbay geçiyor. Bak adamın ben bunu amiralliğimde merakımdan arşive giderek eski Türkçe yazılmış daha harf devrimi yok. Tercüme ettirdim. Bak adam ne diyor. Hiçbir milletin deniz kuvvetleri bizim bugün içinde bulunduğumuz zorluklarla karşılaşmamıştır. Deniz kuvvetlerimizin materyali bugün Abdülhamit istibdadının bıraktığı mirastan daha sünük ve daha azdır. Buna rağmen personelin subay kısmı en yeni bir donanmayı, en üstün bir bilgilerle sevk idare edecek kifayet ve Çok kabiliyettedir. Önemli. Halen deniz kuvvetlerimizin kadrosunu teşkil eden subaylar deniz kuvvetlerini ve donanmayı ölümsüzlük sırrına eriştirmekle mükelleftir diyor abiciğim. Bak şimdi. Ölümsüzlük sırrına. Ne demek bu? O yüzden diyorum ki ya Türk deniz kuvvetlerinin toparlanma yeteneği başka hiçbir kurumda yoktur. Bu kadar darbe hmm. üstüne darbe. Ya bir gecede 15 amiralin Bugün gidiyor. Bugün de öyle, o gün de, de, öyle de. Bak adam bunu söylediğinde pervanesi dönen gemin yok. Bunu söyledikten sonra Mustafa Kemal 1924 Eylül'ünde Hamidiye gemisiyle seyre çıkıyor. 13 20 Eylül arasında bak eşini de alıyor Latife Hanım'ı da. Ve bu geziyle ilgili bir Bahri Subayı'nın hatıratı diye Celalettin Orhon. Bu kitabı hararetle tavsiye ederim. Celalettin Orhon sadece Hamidiye'de bir teğmen değil aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın Karadeniz'deki bu meşhur demirin getirilmesinde çok büyük rolü olan genç bir subay. Bu hatıratı mutlaka okuyor. İşte bununla Atatürk bir haftalık bir seyir yapıyor. Esasında seyirin süresi uzun fakat deprem oluyor sanırım Erzincan'da. Atatürk inmek zorunda kalıyor gemiden deprem alanına Trabzon'dan geçmek için. Ve Atatürk burada Türk Deniz Subayı'nı tanıyor. Bir de Türk deniz subaylarıyla sohbet ederek yani Cumhuriyet'in ilanından kabaca bir yıl sonra bu. Neler düşündüklerini görüyor. Ve orada şunu yazıyor seyir jurnalına ayrılırken. Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerek. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacak. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir. Bunun başlangıç noktası savaş gemisi tedarikinden evvel onları muvaffakiyetle sevk idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, müteassıslara malikiyettir. Bak ne güzel arkasından subaylara şunu söylüyor. Dış pazarlardan satın alınan gemilerle donanma yapılmadığını siz de biliyorsunuz. Kime referans veriyor? Abdülaziz dönemine. Biliyorsun Abdülaziz döneminde dış pazarlardan çok gemi alındı ve dünyanın sayıca neredeyse ilk beşine giren en büyük donanmalarında ama 93 harbinde hiçbir şey yapamadı. Niye? Zabit yoktu. Gemilerin çakçı başları İngilizdi. Silah subayları İngiliz, Fransız böyle bir şey olabilir. Bak o yüzden ne diyor? Donanma sadece kıyı koruyacak bir kuvvet değil. Deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu'da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız büyüktür. Bunu niye söylüyor? İtalyan 1911'den itibaren Türkiye'nin Ege ve Akdeniz limanlarının hepsi dış dünyayla ilişiği kesildi. Hı -hı. Abluka nedeniyle. Köstence İstanbul hattı kullanıldı. Anadolu'da yaşadıkça bakımdan ihtiyacımız büyük. Bu hatları açık tut diyor. Ne yapacağız? Evvela çekirdek bir donanma tedarik etmekle yetinip deniz sanayi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra memleket sanayinden fışkıracak donanmayı yapmak kolay olacak. O gün Milgem'i tasarlamış. Bak ne diyor? Evvela sanayini geliştir. Ondan sonra bu sanayiden fışkıracak donanmayı yapacağım ben diyor. İlk 5 senede kendimizi toplayıp devrimleri yaparız. İkinci beş senede dünyaya kendimizi tanıtırız. Üçüncü beş senede İngiliz kralına yurdumuzu ziyaret ettiririz. 1924'te diyor bunu. Ettirdi. Evet. Bu tabi o kadar önemli bir gelişme ki burada bir ara verip Hamdullah Supi Tanrı'ya ver. Türk ocaklarını kuran kişi. Çok kıymetli bir devlet adamı. Bu kişinin yazdığı konuşma var. CHP'nin grup toplantısında söylüyor. Yine aynı yıllarda. Arkadaşlar deniz en büyük öğretmendir. Gemiler size mal getirdiği gibi milletleri getirir. Medeniyetleri getirir ve bunların size farklarını gösterir. Gözlerinizin önüne büyük mukayese Sağları açar. Batı Türk'ünün diğer Türk kavimlerinden daha fazla yenilik taraftarı olması ve değişmez kalıplar içinde sonsuza dek mahpus kalarak esaret ve mahkumiyet günlerine kadar kara ve kör bir muhafazakarlık içinde inat ve ısrar etmemesi kendisini birçok gelişmiş ve aydın milletlerle temasa getiren Akdeniz sahilleriyle ve Batı temasıyla ilişkilidir. Batı Türklerinin denizcilik devri Türk bayrağının gölgesinde 100 milyonluk tebaa almış olan koskoca bir dünya kapsamındadır. Diyebiliriz ki Türk milletinin siyasi istikrarı Akdeniz sahillerine vardıktan sonra meydana gelmişti. Bir dağ başından akan nehirler gibi. Muhtelif istikametlerde yürüyen Türk kolları en esaslı, en canlı ve en kuvvetli topluluklarını denizlerin ortasında büyük bir ada gibi duran Anadolu'da yapmış. Milletimizin Asya'da, Avrupa'da ve Afrika'da kurduğu devletler arasında en fazla milli şuura malik olanı şüphe yok ki Batı Türklerinin vücuda getirdikleri son hükümettir. Yani bu cumhuriyettir. Nasıl görmüş bunu? Atatürk döneminin deniz vizyonu bu. Ve ne yapıyor Atatürk. Seyirden geliyor Eylül ayında. Aralık ayında Bahriye Bakanlığı'nı kuruyor. Ve Netçe'de Atatürk Doğanbahçe Sarayı'nda İhsan Bey'e diyor ki bu İttihat Terakki'den İstiklal Mahkemelerinde başkanlık yapmış. Topçu binbaşı. Diyor ki İhsan diyor Hamidiye ile diyor Karadeniz seyri yaptım. Donanmanın hali zor diyor. Toparlamamız lazım. Niye görüyor? Maraşal var. Or generaller var. Kor generaller var. Bir dolu. Ama deniz kuvvetlerinin amirali yok. Ne yapsın adam? Savunma bütçesindeki yarışta birisinin denizcilerin çıkarını koruması lazım ve Maraşal'ın baskılarına direnebilmesi. Bahriye Bakanlığı'nı kuruyor. Dengeyi görüyor musun? Savunma halbuki Milli Müdafaa Vekaleti var. Hayır diyor. Bahriye'ye ayrı bakan. Nasıl bir vizyon? Sevgili yani? arkadaşım bugün bizim Bahriye Bakanlığımız var mı? Bizim bugün devletin başkanlık sistemi içerisinde denizcilik kelimesinin geçtiği hiçbir kurum yok. Sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Eskiden Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı vardı. Denizcilik atıldı. Şu an yok. Bunları niye böyle vurgu yapa yapa? Düşün bak. Şu an Türkiye çok güçlü bir donanmaya sahip. Bana göre dünyanın ilk 10 donanması arasına girecek. Çok güçlü bir sanayi altyapısı geliyor. Milgem yapıyor. Torpido yapıyor. Ama Türkiye'de bütüncül bir kavramla Denizciliği yöne çek, hiç makam yok. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk bu öngörüyle Bahriye Bakanlığını kuruyor. Bugün geldiğimiz noktada Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz Tam deniz yüzü artı yöntem. senin de dediğin gibi Mavi Vatan. Ben evet. Mavi Vatan kavramını kafamda tasavvur ediyordum ama senden duyduktan sonra iyice oturdu. Evet bir kara parçası olarak vatanımız var. Bir de ayrıca Mavi Vatan. Tabii dibi var. var senin. İkisi de bizim için vatan. Kesinlikle. Var. İkisi için de ölürüz. Evet Doğru zaten onun mesajını verdi Türkiye. O halde buradan bizi yönetenlere şunu söyleyelim. Derhal ve derhal bir deniz. Denizcilik Bakanlığının şart. kurulması şart. Evet. Yani 21. yüzyılın gereksinimi çünkü bütün dünya denizlere yöneldi. İşte Kuvay Milliye zihniyetiyle olaylara bakarsak Denizcilik Bakanlığı da kurulur, her şey de yapılır. Şimdi ne oluyor? Mustafa Kemal seni diyor Bahriye Bakanı yapacağım. Aman diyor, Paşam diyor, yüzme bilmem diyor. Korvetlen diyor, kruvazörü ayırt edemem diyor. Hayır diyor, seni bakan yapacağım diyor. Yapıyor. Net şeyde 30 Aralık'ta yani neredeyse 24 yılının son günü bakanlık kuruluyor ve çok kıymetli kurmaylarla işleme başlıyorlar ve bunlar İtalya'dan muripler alıyorlar. Yavuz'u havuzlamak için Gölcük'te tersane kuruluyor bu resmini gördüğünüz yerde. En önemlisi Atatürk bir denizaltının gücünü de biliyor. Hollanda'da Almanya yapamıyor ya Versailles anlaşması nedeniyle. Hollanda'dan gidiyorlar iki tane birinci yönü ikinci yönü denizaltlarını alıyorlar. Ve Netçe'de 30'lu yıllarına geldiğimizde elle tutulur bir donanma, çekirdek bir donanma Atatürk'ün dediği gibi oluşuyor. Bu gemileri alıyorlar gördüğün gibi yani Yavuz, Atatepe, Tınastepe, Hollanda'dan gelen. Hollanda'dan gel. Evet. Bak Gölcük yani orası bir bataklık, bataklıkta bir şehir kuruyorlar yani. Burada Bizans döneminde bile yerleşke yok onu da söyleyeyim. Bildiğin Gölcük. Göllerden Başarmışız Biz bunu. başarmışız. Ve Atatürk daha sonra tabi Yavuz'un havuzlanıp tamir olması çok büyük güç katıyor. 1926 yılında Yavuz gemisine geliyor ve Yavuz gemisine ilk defa geliyorum. Şimdiye kadar Yavuz Türk bayraklı bir Alman gemisiydi. Yaralı da olsa bugünkü şekli o zamandan pek çok değerlidir. Atatürk hakikaten mesela Gambot diplomasi rolünde bu gemiyi çok iyi kullanıyor. Mesela İnönü, Tevfik Rüştü Aras'la Sofya'ya gidiyorlar. Kralla Türk-Bulgar dostluk anlaşmasını süresini uzatmak için. Atatürk'e telgraf geliyor. Kral yanaşmıyor diyor. Atatürk diyor ki Yavuz'u Varna'ya gönderin diyor. Yavuz Varna'ya gidiyor. İşte gambot gidiyor. Heh, işte bak Yavuz Varna'ya gidiyor. Yavuz Varna'da selamlama yapıyor. Bu kadar. Tabii 28'lik toplar muazzam bir basınçta cam çerçeve kalmıyor. Atatürk telgraf geliyor, kral imzaladı. <laughs> Bu şekilde kademe kademe güçlendiriyor donanmayı. Güçlendiriyor ve diyor ki kardeşim diyor tamam diyor artık diyor ben Türk boğazlarını savunacak duruma geldim. Bana geri verin diyor. Mavi Vatan'ın ilk savaşı budur. 1936, 1936 Montreux ile Türk Boğazları ve Marmara Boğazlar Bölgesi'nin askerileştirilmesi. Tersane kuramıyorsun. Donanma üssü kuramıyorsun. Hı hı. Asker bulunduramıyorsun. Savaş gemisi demirle Böyle evet. bir zırvalık olur evet. mu? İşte Atatürk geri alıyor. Muazzam bir şey. Ve arkasından bu kral geliyor işte. Bak. İngiliz kralını 3. dönemde Üçüncü diye. 3. dönem. Bak 1936'da geliyor. Atatürk'ten ricada bulunuyor. Diyor ki bak diyor biz diyor Akdeniz Doranma Komutanı seni ayağına gönderdik. Ankara'da kabul ettin diyor. Atatürk'ten rica ediyorum. Sen de diyor ne olur bize karşı bir ziyarette bulun Malta'ya gelin diyor. Malta'nın önemi ne? Akdeniz'in en büyük üssü ve İngiliz'in evet. en büyük üssü. İngilizlerin ne? en büyük esir kamplarında olduğu yer. Bravo. Ya. Bak Malta sürgünlerinden kabaca kaç yıl 14 yıl sonra 16 Kasım 36'da. Gözlerim yaşardı ya. Bu gemi Yavuz, Kocatepe, Zafer, 1. Yunan'ı Sakarya'de. Denizaltıları Erkin gemisi Türk filosu gibi. Abi şimdi bak şuna bak, Deniz diye bir dergi var, Türk Ticaret Kaptan ve Makinistler Cemiyeti'nin meslek dergisi başyazısında ne diyor bak, bunlar çıkarken Boğaz'da. Türk denizcileri yıllardan beri ilk defa olarak bir bütün halinde Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp uzaklara gittiler. Denizlere yıllarca hükmeden Türk donanmasının eski aşinası dedelerinin eski sevgilisi Akdeniz'e dostluk ziyaretlerine gittiler. Evet gittiler. 18 milyonun kalbini heyecanlara boğarak gittiler. Artık Akdeniz'de yıllar süren hasret diniyor. Lakin az beklenmedi kabuslar içinde yıllar süren bir hasretten sonra bu hasretin sonunu bildiren bir kucaklaşma. Bu Tanrı'nın bile imreneceği bir tablodur. Bak duygu yükünü görüyor musun? İnanılmaz. Yani ne olmaz. kadar demek ki özlemişler. Ne kadar büyük bir donanma hasreti var ki Tanrı bile imrenir bu tabloya diyor. Atatürk'ün 1 Eylül sabahında verdiği direktif neydi abi? Ordular. İlk, İlk hedefimiz, hedefimiz Akdeniz'dir, Akdeniz'dir ileri. Şimdi benim yorumum Atatürk burada sevr zincirini kırıyor. Diyor ki sen diyor beni diyor iç Anadolu'ya. Karadeniz'de sadece 600 kilometrelik bir Karadeniz kıyısına hapsedemez. Ben buradan çıkmalıyım. Diyor. Bir de mavi vatanı da belki işaret ediyor. Tabii bak şimdi ona geleceğim. 1932'de İsmet İnönü bir yorum yapıyor Atatürk hayatta da. Gazi diyor bu meydan muharebesinin sonucunu ifade eden hedefi değil diyor. Yani bir operatif hedef olarak değil diyor. Akdeniz siyasetinde ve uygarlığında Türk milletinin layık olduğu yüksek mevki hedefini göstermiştir. Ne güzel. Türk milleti binlerce yıldan beri uygarlığında ve siyasetinde başlıca yer tuttuğu Akdeniz'den fiilen uzaklaştırılmak istendi. Türk milleti kendi iradesi ve yenilmez azmiyle Akdeniz'deki yerini ve vazifesini aldı. Şimdi bugün yaşanan bunun ikinci safhası. Niye? Burada yarımada devleti olarak bir kısrak başı gibi ben Akdeniz'de varım, deniz ulaştırma rotalarımı açık tutacağım ve ben buraya geldim dedi. Ama o zaman daha mavi vatan, kıtasağınlığı, münasır, ekonomik bölge bu kavramlar daha yok. Ve şimdi Türk milleti bunları öğrendikçe bu kavramları deniz önemini. Şimdi ikinci safhaya oynuyor Türkiye. Ne yapıyor? Sen diyor benim o 150 bin kilometre karemi çalamazsın kardeşim diyor. Şu an 100 yıl öncesinden farkı yok. Adam 1920 Ağustos'unda ne dedi? Ben senin vatanının dörtte üçünü alıyorum kardeşim dedi. Burayı Kürtlere vereceğim, burayı Ermenilere vereceğim, burayı İtalyanlara, Sen burayı... Sen Ankara Fır ve civarı, Sana küçük bir yer verdim işte dedi. Bir küçük bir yer yani Bize adı da... Dedi. Hayır. Almanya evet dedi mi? Dedi. Avusturya Macaristan evet dedi mi? Dedi. Bir ülke demedi. İşte o biziz. Türkiye'yi Bomper görmesinler. Yani biz çok farklı bir ülkeyiz. Kendi kaderi kendi tayin eden çok nadir ülkelerden biriyiz biz. İşte bu. Adam ne diyor? Hedef Akdeniz'dir diyor. Şu an biz onun ikinci, ben sana söyleyeyim Genç çocukların gelecekteki üçüncü aşamasını söyleyeyim. Okyanuslara çıkacak Türkiye. Evet Akdeniz'de zaten onun yolu. Tabii yüzde bir bana yetmez. Zaten şu an baktığın zaman Türkiye inti 2009'dan beri okyanusunda. Atatürk Lozan'a giden heyete ne demişti? Kapitülasyonlara hayır diyeceksiniz. Asla ve asla kabul etmeyeceksiniz dedi. Söke söke kapitülasyonları iptal etti. İlk yaptığı iş neydi? Limanları devletleştirdi ve ticaret filosunu geliştirmek için elinden geleni yaptı. 24 Temmuz'da biz Lozan'da kurtulduktan sonra derhal 14 Nisan 1925'te bak 2 yıl sonra niye? Altyapı hazır değildi. Limanlar kanunu çıkardı. Mersin Limanı millileştirildi. Trabzon, İzmir, İstanbul millileştirildi. En önemlisi 19 Nisan 26'da Kabataş Kanunu'yla geldi. Hani biz 1 Temmuz'da kutluyoruz Tabii. ya. İşte bu en önemli şey buydu. Fakat Türk gemileri o kadar eski, o kadar zayıf, o kadar donanımsız, bakımsız ki Türk kap şehit düşenler burada anmadan edemeyeceğim. Sırf kabotaj hakkına halel gelmesin diye o çürük çarık gemilerle Allah kabotaj yaptığında pek çoğu fırtınada kaybettik. Evet. Ayrıca Atatürk'ün 1 Kasım 1937'de yaptığı müthiş bir konuşma var. Bu da bugünkü Türk denizcilik gücünün çatısını kuruyor. Orada da şöyle diyor: "Arkadaşlar, en güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ülkesi olarak düşünmeli ve az zamanda başarmalıyız. Denizcilik sadece ulaştırma işi değil iktisadi iş olarak anlaşılacak. Tersaneler, gemiler, limanlar, iskeleler inşa edilecek. Deniz spor kulüpleri kurulacak, korunup geliştirilecektir. Çünkü topraklarının üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. Daha ne desin? O nedenle Mustafa Kemal 1938'de bütün milleti büyük bir acıya gark ederek vefat ettiğinde ayrıldığında geride esasında muazzam güçlü temelleri atılmış bir Türk denizlik. yaşıyor. Mantığı yaşıyor. Biz Fakat onun peşindeyiz. bıraktığı temel prensipler. Bitti. O prensipler şu anı bile yönlendirecek güçte. Onu demek istiyorum. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii Montreux'den bahsetmişken <laughs> Kanal İstanbul'a geçmeden olmaz. Şunu hemen söylemek istiyorum. Tabii biz bu tarihi bilgiler verdik. Şu andaki durumu Libya'yı anlattık filan ama ama birçok izleyicimizden bana bulaşanlar oldu ve dediler ki ya komutanım siz Kanal İstanbul'la ilgili ne diyorsunuz dediler. Ben de dedim şu gün uzmanı gelecek ve biz kendisiyle bunu konuşacağız. Kanal İstanbul nedir? Şimdi tabii bu çok stratejik bir konu. Hatta stratejikten de öte jeopolitik boyutta bir konu ve hatta bak en son yazdığım makalenin adı neydi biliyor musun bununla ilgili? Kanal İstanbul Batı İstanbul Adası ve Jeopolitik Riskler dedim. Bunu ben 14 Ocak 2018'de makalem çıktı. Ama benim ilk makalem Kanal İstanbul'la ilgili Silivri'de hapisteyken yazdım. Hapiste görevdeyken. <laughs> 28 Nisan 2013. Onun adı da şöyle dedik ona da. Bu bir Kanal İstanbul 2.3'de Montreux'den Kent rantına diye. Çünkü ben açıkça söyleyeyim bu projenin olacağına inananlardan değildim. Yani bu projenin mantığını da anlamış değilim. Eminim tabii ki herkes iyi niyetle bir şey yapmak istiyor. Vatanımız için, Cumhuriyetimiz için ama haritayı değiştiriyor. Batı İstanbul Adası diye bir kavram çıkardım ben. Niye? İstanbul'u düşün. Kalkıyor. Bir yarımada daha çıkıyor. Bir yarımada daha kuruyor. 8 milyon nüfus öyle kabaca hesap ettim o zaman. 8 milyon nüfuslu bir küçük bir ada yaratıyorsun. Kilometre kare başına bugün Singapur'da 4500 kişi düşüyor Singapur'da. Kibi hmm. küçücük bir Tabii. devlet. Bizde de sıkıdır 5000 kişi düşüyor. Ben bugün bu stüdyoya gelene kadar sana ne dedim? 200 metreyi 40 dakikada aldım dedim arabamda. Bir iş çıkışı. Bu bölge Maslak bölgesi. Bir iş çıkışı 200 metreyi 40 dakikada. Yarın öbür gün. Biz şu an Batı İstanbul Adası'ndayız. Yarın öbür gün. Allah göstermesin. Büyük bir felaket. Büyük bir tahliyeyi gerektirecek bir olay. Bir nükleer Çernobil olduğunda. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Veya Trakya'da bir savunma attı falan. Baktığın zaman biz daha bir futbol maçı olduğunda 30 bin kişiyi eleştiremiyoruz, yönetemiyoruz. Doğru. Sen şimdi kalkıyorsun. Batı İstanbul Adası'na 8 milyon kişi şey buraya koyuyoruz. Tamam neticede ne kadar bu biliyor? 1600 kilometre karelik bir alan. Benim derdim bu. Ben ilk başta bu olaya jeopolitik perspektifte yapmayın. Bir ada devletçi, bir küçük bir varlık yaratmayın. Bu her şeyi bozar. Yani çevre konusu, ekolojik dengeler, demografik dengeler bunlar ayrı bir tabii ki. Şimdi bu bakıyorum 5 tane köprüyle batıdan. Asya'yla da kaç köprümüz var abi? 3 tane. Bir de Marmaray'ımız var. Düşün bir savaşta. Bunlar kalacak mı? İlk yok edilecek şeyler bunlar evet. zaten. 8 milyonu yığdı. Dolayısıyla zaten Asya'dan koparılmış bir yarımada Avrupa'dan da koparıyorsun. Şimdi ben mesela Karacı generallerimizden Karacı çok fikir üretenler var ya deniz konularında. Ben mesela onlardan şunu beklerdim. Bekliyorum da hala. Trakya'nın savunmasına Kanal İstanbul'un etkisi. Daha şu ana kadar ben bir tane bile bu konuda ciddi hazırlanmış makale görmedim. Birilerinin Türk halkına Kanal İstanbul olduğunda Trakya nasıl savunulacak? Bunu anlatması lazım. 8 milyonluk bu küçük ada yarın öbür gün çok büyük bir felaketle karşılaştığında tahliyeler nasıl olacak? Biz burada kalan askeri birliklerin zırhlı araçlarını Trak gerektiğinde nasıl intikal ettireceğiz? Bir dolu şey var benim aklıma vatandaş olarak soruyorum ben. Ben o yüzden ilk makalemde dedim ki en büyük nedeni neydi bunun çıkma nedeni? Türk boğazlarından geçen gemiler çok büyük risk yaratıyor. Böylesine tarihsel önemli bir şehrin ortasından bu kadar gemi geçişine izin vermeyelim. Gerekçe bu. Bunu söyleyenler baktığın zaman makam yüksek kişiler. Profesör, ünlü tarihçi falan filan adam diyor. Evet diyor buraya diyor. Buna kaldıramaz Peki kardeşim istatistiklere baktın mı sen? Özellikle BTC devreye girdikten sonra bak ki Tiflis, Ceyhan petrol boru attı. Ki ana nedeni neydi onun yapılması? Karadeniz'den gelen petrol petrol yükünün azaltılması evet. için. Sen buna baktın mı? Düşme var. Eskiden 3.2 milyon varil petrol geçerken şimdi o miktar azaldı. İki küsurlara düştü. Sebebi ne? Günde 25 tanker geçiyor. Çünkü Bakü, Tiflis, Ceyhan bütün yükün bayağı 50 milyon tonunu aldı. Öyle söyleyeyim. Şu an 100 130 milyon ton arası geçiyor. Ben şimdi buradan Kanal İstanbul bu iplerine soruyorum. Madem ki ana neden İstanbul Boğazı'na olacak tehdit. Ki Türkiye 3 tane çok ciddi tanker kazası görmüştür. 1960'ta Peter Zoranik ben 2 yaşındayken ben Temenken 1979'da İndependent'teki 15 Kasım'da 40. Biz yılı de, oldu. Biz de 3'ü de 94'te de Nasya. Ondan sonra çok büyük tedbirler aldı Türkiye Cumhuriyeti. Hmm. Imoya gitti, sancak serini başlattı. Sonra tek geçişlere başlattı. Güney-Kuzey hmm. geçişlerini ayırdı. Trafik hizmetleri radar sistemini koydu. Aynı havacıların yaptığı gibi kontrollü bir sistem. Geçen tankerleri gece geçişlerini belli metrelerin üzerinde yasakladı. Hmm. Belli metrenin üzerinde geçen her tankerin yanına romorkör verdi. Bir tankerin emniyetle geçmesi için her türlü tedbir alındı. Ki buna rağmen BTC sayesinde bu miktarda düştü. Ben şimdi hmm. diyorum ki. Bunların üzerine ilaveten Samsun-Ceyhan petrol boru hattını yapalım. Şimdi bunu Ruslara biz götürsek desek ki bakın bu boğazlara tehdit şu anda var 25 gemiyle. Biz bunu azaltmak istiyoruz. Gelin ana hattını Samsun'a kuralım. Siz Samsun'a yanaşın. Boru hattıyla Ceyhan'a verelim. Zaten Ceyhan da bizim mevcut. Mevcut. Bakü-Tiflis-Ceyhan oraya geliyor. Kerkük-Yumurtalık oraya geliyor. samsun Ceyhan da oraya gelsin. Şimdi ne oldu? Türk boğazlarına binen 25 tanker ben sana söyleyeyim belki 10 tankere düşecek. İşin özü bu. Ben şimdi o yüzden diyorum ki bu kadar masraf yapılacağına siz gelin önce Samsun Ceyhan'ı yapın. Evet. Bir. Montreux ne diyor? Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı. Üçlü. Bu bir bütündür der. Sen şimdi bir kanal yaparak ve bu Boğazlar bölgesinin tarif edilme nedeni nedir? Ana nedeni İstanbul'un Türkiye'nin güvenliği değil esas. Karadeniz'deki güvenlik rejimi için. Çünkü sen da kesinlikle dahil, onların tabi. da güvenliği, onların da savunması Karadeniz rejimi, Montreux rejiminin bir parçası. Hmm. Bugün eğer Montreux olmasa ben sana söyleyeyim. Karadeniz'de şu an minimum 50-60 parça gemi olurdu. Evet. Uçak gemileri nükleer denizaltılar ki dünya denizlerinin yüzde yarımı minnacık bir deniz. Basra Hı -hı. Körfezi'nden beter Hı -hı. olurdu. Şu Montre Konvansiyonu hazırlayan, buna imza koyduran başta Mustafa Kemal Allah razı olsun. O kadar güzel bir rejim yaratmışlar ki bugün hiçbir Amerikan uçak gemisi, hiçbir ülkenin uçak gemisi çıkamaz. Hiçbir ülkenin denizaltısı çıkamaz. Benim hiçbir ülke 21 21 günden öyle. fazla kalamaz. kalamaz Şimdi tabii. NATO tatbikatı görüyoruz. Türkiye asla yapmadı. Onu da buradan vurgulayalım. Türkiye'nin ne kadar dengeli bir devlet olduğunu halkımız bilsin. Romanya, Ukrayna, Bulgar Bulgaristan neredeyse her ay bir tatbikat yapıyor. Türkiye soğuk savaşın en zor gününde bile yapmadı. Şimdi bu da Türkiye'nin Atatürk vasiyetine de uyduğunu gösteriyor. Atatürk çünkü ne diyor? Sizin diyor ait olmadığınız bir ittifaka asla girmeyeceğiz diyor. Türkiye NATO'ya girmiş ama en azından dışlarımız devletimiz en azından vasiyetin bu parçasına uymuşlar. Bu bütünlüğü bozuyor Kanal İstanbul. Benim en büyük eleştirim bu. Şimdi zaten Montreux Sözleşmesi'nin bu deniz kuvvetlerine kısıtlama getiren özellikler nedeniyle emperyalizm nefret ediyor. O kadar çok makale ve var kaldırılması ki. kaldırılması için. Tabii canım. Kaldırılması masaya tekrar getirilmesi demek zaten evet. bizim evet. eksi duruma düşmemiz e, Tabii ki yani Romanya yani. gibi tetikçi arıyor. Evet. Tetikçiliği çünkü Amerika yapamaz. Niye? Taraf değil. Dolayısıyla biz bunu kurmakla böyle bir kanalı oraya tesis etmekle şu bütünlüğü bozuyoruz ve Montreux'u bir nevi bir yerinden delinmesine yarın öbür gün çok güçlü bir avukat yabancı ülkenin, emperyal bir ülkenin gelse. Bir dakika kardeşim. Montreux'dan bahsediyorsunuz. Tarifi var burada. Kanal İstanbul yazıyor mu burada? Yazmıyor kanal İstanbul'a siz bir E ise. tabii bunu bunun bir kere uluslararası hukukta şartlar değişti mi? Standibus diye bir kural var. Yani şartlar değişti. Yeniden al sana tipik bir şartların değişmesi olayı. Şimdi Montre diyor ki 365 gün gece ve gündüz şartı aranmaksızın barış zamanında ticaret gemileri bayrağına bakılmaksızın Türk boğazlarını serbestçe kullanabilirler. Bak bugün biz Güney Kıbrıs Rum yönetimi gemilerini limanlarımıza sokmuyoruz. Ama boğazlarımızı kullanabiliyorlar. Neden? Çünkü bu madde yüzünden. Bu kanalı yaptığında sen bir firmaya diyeceksin ki kardeşim bak günde 110 gemi geçiyor Türk boğazlarında. Biz bunları geçirtmeyeceğiz burada. Kanaldan zorla geçirteceğiz. Mümkün değil. O yüzden de sen iş adamı olarak yap işlet devret modeli var. Sana soruyor. Efendim buyurun biz sana bunu yaptıralım. Yap işlet devret. E, e gemi geçmeyecek. E peki o zaman bekletiriz. Bekler adam. Bak eskiden gemiler iki gün bekliyordu. Transit rejimi iki gün sonunda bozuluyordu. Demoraj diyor Liman hizmetleri falan. Anladım. Ve Montrö'nün transit rejim hakkından kısıtlı bir şekilde faydalı. Anladım. Mesela kılavuz kaptan almak evet. zorunda. Şimdi onu ne yaptılar? Geçtiğimiz aylarda iki günlük bekleme süresini 7 güne çıkardı. Yani Kanal İstanbul'un tam aksine bir durum oldu. Yani adam gelecek 7 gün bile transitini bozmuyor. Bekler. Ondan sonra bir kuruş ödemeden de çeker gider. O yüzden de ben o dönemdeki makalemde şöyle sordum. Dünyada mevcut doğal ve işleyen bir boğaz var iken buna paralel insan yapısı alternatif bir kanal örneği var mıdır? Yok. Hepsinde doğal bir kanal varsa alternatifi yok. Örneği yok. Bu birinci husus. İkincisi tabii ki Karadeniz'deki diğer ülkeler ne düşünüyor ben bilmiyorum. Mesela Rusya ne düşünüyor? İstişare edilmedi. Diyelim ki büyük gemiler geçecek. Orada derinlik 25-30 metre. Şimdi full yüklü bir tanker, büyük bir tankerin buradan geçerken oluşturacağı draft bundan daha büyük. Diyelim ki bu da ayarlandı veya büyük bir uçak gemisini bile buradan geçirdiğimiz düşünün. Hmm. 150 metre genişlik hmm. var çünkü. Burada temel sorun ne biliyor musun? Hiçbir yerde okumadım. Karadeniz'de ne eser? Sürekli Poyraz eser. Hmm. Ve o bölge nedir? Kum bölgesidir. O Poyraz, o derin suyu açsam bile yıllar içerisinde orada kumu yığacak tekrardan. Aynı şey Lodos'ta küçük çekmece. Buralar sığ alanlar. Nasıl olacak? O derin su orada sağlanacak. Projenin olamayacağını ilk baştan böyle değerlendirdim. Yani giriş ve çıkışın deniz alanları her an dolmaya müsait. Bir etkisi de tabii hayatına çok yakın bu kanal. O yüzden ben bu projenin açıkça söyleyeyim gerçekleşeceğini sanmıyorum ama şu an Türkiye İstanbul'da da çok ciddi bir batıya bir hareketlenme başlattı. Çünkü İstanbul neticede 15 milyonluk dev bir şehir. Ve bu dev şehir her gün büyüyor. Şimdi bak yukarıdan neresi açık? Trakya tarafı. Neticede kanalın seyri sefer açısından da çok hatalar. Diyelim ki orada kazaları önlemek açısından biz bunu yapıyoruz. Diyelim ki orada bir kaza oldu. Ne yapacağız? Hayır oradaki o kadar evler şunlar hadi kapatalım müdahale etmesin. Nasıl ya tankeri yangını atır Görüyor musun 94. Evet. Neredeyse 20-30 kişi yanarak öldü. Evet. Anadolu kavağının önünde oldu. E şimdi ona benzer gemide bir yangın çıktı. Patlama oldu. İki çeşit yerleşim alanlarıyla. Nasıl bu kazayı yöneteceksin? İçeride jeopolitik perspektiften bakınca söylüyorum. Bu bir İstanbul gibi Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür hemen hemen sinir uçlarının birleştiği bir alana böylesine bir ada devletçi yaratarak, ada yaratarak risk almış oluyoruz. O bakımdan mevcut coğrafyaya sadık kalalım. Samsun, Ceyhan, Boru hattını öne çıkaralım. Benim son söyleyeceğim bu. Netice itibariyle Kanal İstanbul projesinin neresinden bakarsak bakalım politik, jeopolitik, ekonomik, savunma anlamda askeri, ticari hangisinden bakarsak bakalım Kanal İstanbul projesinin Türk millet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir menfaat sağlamayacağı. Bir de bir referandum var. yapılması gerekir. Çünkü coğrafya değişiyor. Tabii. Hayır meclisin kararı var mı? O da yok. Cem sana çok teşekkür ediyorum. Şeref verdin. Sık sık lütfen gel. Buradan hem 17 Haziran'da yapmış olduğumuz program hem de şimdi bugün yapmış olduğumuz program eminim ki çok yankılar bulacak. Özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük yankılar bulacak. Kanal İstanbul konusunu anlattık. Doğu Akdeniz'i anlattık. Libya konusunu anlattık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Şeref teşekkür verdin. ediyorum. Kapanışa geçmeden şu an hepimizin huzuru, güvenliği, ve mutluluğu için bizler için sınırda bekleyen Mehmetçik, polisimiz, jandarmamız, mavi vatanın her karışında, satığında, denizlerin dibinde nöbet tutan Bahriyelimiz, hava üstlerimizde QRA nöbetinde olan pilotlarımız, Allah hepinize selamet versin, bahtınız açık olsun, düşmanınız her zaman mert olsun. Sizin başarılarınız bize güvence veriyor. Bu ülkeyi daha çok sevmemize, bu ülkede daha güçlü hissetmemize neden oluyor. Başarılarınız daim olsun. Tekrar teşekkür ediyorum bu güzel programa katılıp bana fikirlerimi sunma fırsatı verdiğiniz <laughs> için. Işte. Estağfurullah. Ben de kapanışı yapayım izin Tabii, verirsen. Arkadaşlar çok bomba gibi bir program yaptık. Cem Amiral'im burada size birçok konuyu masaya yatırdık, anlattık. Sonuçta da kendisi şöyle dedi. Deniz kuvvetlerimizde nöbet tutanlar, gemilerde olanlar içeridekiler. Ben kara kuvvetlerimize, hava kuvvetlerimize, jandarma genel komutanlığımıza, polislerimize, hepsi bizler için, bu vatan için görev yapıyorlar. Hepsine iyi nöbetler diliyorum, iyi vazifeler diliyorum. FETÖ'den arınma konusunda deniz kuvvetlerinin başarısı çok net ortada. Çok büyük işler yaptılar. Ama ben ayrıca şunu da bekliyorum. FETÖ'nün siyasi ayağına da dokunulsun. FETÖ neredeyse üzerine gidilsin. Ya da FETÖ gibi yapılanmaların üzerine gidilsin. Daha önce burada Beyazıt Karataş komutanımızla yapmış olduğumuz programda bize yorum yazan Çağlar Öztürk arkadaşımızın bizden bir isteği vardı. Türkiye nasıl yönetilmeli diye manifesto biçiminde bir şey yazmış idi. Onu sizlere okumuştum. Onun bir maddesini hatırlıyorum. Şöyle diyor, FETÖ ve benzeri örgütlerle kararlılıkla mücadele edebilecek bir yönetim istiyoruz diyor. Bu çok çok önemli. Bu konuyu da hatırlattıktan sonra bu mevzular programının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan arkadaşlarımıza, Azerbaycan'dan bizi izleyip bizlere mesajlar atan arkadaşlarımıza ve bütün Türk dünyasına da hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hoşçakalın.